Merhabalar. Türkiye'nin İsrail'e karşı uyguladığı ihracat kısıtlamaları, ambargosu da diyebiliriz belli ürünlerde giderek artan bir tartışmaya konu oldu. Bugün aslında bir video çekmeyecektim ama çok kısa bir video çekmek istiyorum. Çünkü iki önemli muhalif gazetecinin televizyon kanallarında ve YouTube'da yapmış oldukları açıklamalar artık buna sessiz kalmamak gerektirdiğini bana bana düşündürdü. Şöyle ifade ediyorlar, Türkiye'nin ihracat kalemleri içerisinde geçen uçak yakıtı engelini, ha demek ki 6-7 ay, ay boyunca siz İsrail uçaklarına, yani savaş uçaklarını kastederek yakıt verdiniz ve Filistin'in bombalanmasına sebep oldunuz diyerek. Bu gerçek olmayan bir bilgi. Bunu hükümet de açıkladı, defaat de herhalde açıklandı bu. Nasıl böyle bir bilgiyi, gerçek olmayan şeyi yayıyorlar akıl alacak gibi değil. E, hükümetin de çok açık ifade ettiği şey şuydu. Bu yakıt, uçak yakıtı denen şey sivil uçaklara, yolcu uçaklarına verilen yakıtla ilgili bir şey. Bunun e, İsrail Savaş Uçakları'na verilen yakıtla bir ilgisi yoktur diye açıklama yaptı. Bunun anlaşılmayacak ne tarafı var? Yani bir şeyin hani şuyu vukuundan beterdir derler. Burada bir de olmayan bir şeyi varmış gibi hem Türkiye'ye hem de dünya kamuoyuna yansıtma durumu söz konusu. Bu kabul edilebilecek bir şey değil. Böyle bir gazetecilik olamaz. İkinci nokta yine bununla bağlantılı olarak 1997 yılında Erbakan hükümetinin altında imzası bulunan bir kanun tasarısı ile ilgili 16 Ocak 1997'de İsrail ile Türkiye arasında ki bir offset anlaşmasının gereği olarak gümrüklerin kaldırılması ile ilgili bir kanun tasarısı hükümetin imzaladı. Burada da Erbakan'ın rahmetli Erbakan hocanın imzasını imzasından yola çıkarak hani işte siz böyle bir köke sahipsiniz, siz hem anlaşırsınız İsrail'e İsrail'e vergileri kaldırırsınız, hem de işte sözde ona karşıymış gibi siyonizme karşıymış gibi durursunuz diye. Böyle bir iftira yani bu rahmetli Erbakan hoca içinde yapılmış bir iftira büyük iftiradır. Yani yukarıda Allah var. Sadece bu yeterli değil. Aşağıda da biz kulları varız ve biz Türk hükümetlerinin hiçbirinin hakkını kimseye yedirmeyiz. Ben kendi adıma söylüyorum. Doğruyu ve yalnızca doğruyu söylemekle mükellefiz. Siz 1997'deki o kanun tasarısını kendisiyle meşgulsünüz. Peki onun temelleriyle meşgul müsünüz? O kanun tasarısının temelinde bulunan şeyler, 93'teki Oslo, 94'teki ve devamındaki Paris protokolü ile ilgilidir. Paris ve Oslo anlaşmaları Filistin ile İsrail arasında yapılan anlaşmalar içerisinde Türkiye'ye, Amerika'ya ve bazı ülkelere özel bir statü getirilmiştir. Bu statü kapsamı içerisinde Filistin'e Türkiye tarafın Türkiye'den gönderecek ürünler. Yine Filistinden Türkiye'ye satılacak ticaret ticari ürünlerle ilgili olarak gümrüklerin sıfırlanması için veya gümrük gümrükte sağlanacak kolaylıklar için aynı koşulların İsrail devletine de tanınması maddesi vardır. Yani Türkiye'nin ve Filistin'in bunu yapabilmesi için anlaşma kendi anlaşmalarının bir parçası olarak İsrail'in de aynı statüde bulunması koşulu getirilmekteydi. Dolayısıyla o dönemin e, siyasal ve hukuki e, temelinde, çerçevesinde böyle bir zemin vardı. Yani işte Yasir Arafat'la İsrail arasında bir anlaşma, Filistin'le İsrail arasında bir anlaşma yapılmış ee, serbest ticaretin yapılması için çalışmalar yapılmış. Orada bir takım kriterler belirlenmiş. Türkiye'de bu kriterlere uymak için böyle bir kanun tasarısını daha sonra çıkarmış. Çünkü onlar çözmüşler kendi aralarında belli bir ölçüde bu meseleyi belli bir noktaya getirmişler. Türkiye'de buna katılmış. Siz bunun nesini hala anlamış değilsiniz. Neden bundan bahsetmiyorsunuz? Neden bu temeli, bu zemini hiç anlatmadan sanki Erbakan hükümeti, yani Türk hükümeti Siyonistlerin işte bir maşasıymış gibi anlatıyorsunuz? Yakışıyor mu bu? Yani gazetecilik bu değil. Gazetecilik bunun temelini de araştırmayı gerektirir. Onu da ifade etmeyi gerektirir. Diye düşünüyorum ben. Yani benim bildiğim önemli gazeteciler böyle yapardı. Ve bunu bir şaiye olarak yaymaya çalışmanın da faydasız bir hareket olduğunu bilmeniz gerekir. Ee, evet Erbakan Hoca veya herhangi bir Ecevit veya Atatürk veya İsmet veya her kimse, her kim olursa olsun e, vefat etmiş olsalar da biz onlara saygıyı, sahiplenmeyi e, e, mutlaka e, yerine getiririz. Bundan emin olun bu ülke sahipsiz değildir. Bu ülkede vefat etmiş e, Türk büyükleri de, devlet adamları da sahipsiz değildir. Onların yaptıkları şeyin ne olup ne olmadığını elbette tartışabiliriz ama bunu gerçeklerden koparmak ve bunu başka bir noktaya götürmek kimsenin hakkı ve haddi değil. Bakın Filistin sözde bu Oslo ve Paris anlaşmalarıyla serbest ticareti yapabiliyor olması gerekirdi ama Filistin'e gidecek olan ihraç ürünlerinin Doğrudan Filistin'e gitmesi mümkün değil. %75-80 civarında bu ürünler İsrail limanlarından geçiyor. Yani siz Filistin'e bir şeyi doğrudan ihraç etmeye kalksanız bile o limanlara götürmek zorundasınız. Ve orada çok büyük e, sorunlar, problemler yaşanıyor. Yani bu iki protokolde de İsrail uygulamamak için, e, yani uygulamakta birçok e, sorunlar çıkardı. Tahmin edebilirsiniz bunların neler olduğunu. Dolayısıyla ticari olarak Filistin'e doğrudan bir ür ürün satmak... E, pek e, rekabet koşulları bakımından e, anlamlı hale halde değildi. Yani İsrail'e bunu gönderip oradan geçirmek daha e, avantajlı oluyordu. Çünkü Filistin'e göndereceğiniz, doğrudan satacağınız malları bir kere limanlarda çok ciddi bir denetimden geçmesi söz konusu ve bu çok uzun denetimler ve masraflı denetimlere sebebiyet oluyordu. Yani açtıkları işte e, denet, denetlenen malları dahi tekrar yerine koymadıkları için bunları toplamak, bunları tekrar e, e, dağıtıma ilgili yerleri gönderecek şekilde sokmak, düzenlemek bile bir e, mesele. Ee, ve bunu çok geciktiriyorlar. Burada birçok zorluklar çıkarıyorlardı, bekletiyorlardı ve beklemek çok ciddi masraflara sebep oluyor. Daha sonra da bunları telisine götüreceksiniz. Birçok kontrol noktası var. İnsanların geçişi bile e, yani diplomatik misyonda bulunan insanların geçişinde bile birçok zorluklar çıkarıyor ki kaldı ki bu malların geçişi bakımından çıkan zorlukları çıkarılan zorlukları siz düşünün birçok birçok noktada bekliyorsunuz. Bunların mesai saatleri var. O mesai saatleri geçtiği anda siz ertesi güne kalıyorsunuz falan. Yani işlerlik açısından doğrudan Filistin aslında ticareti bu şekilde engellenmişti. Dolayısıyla İsrail üzerindeki üzerinden şirketlerle Filistine ihracat yapmak daha anlamlı oluyordu. Maliyet açısından daha anlamlıydı ve gerçekçi oluyor. Böyle bir durum var. Ki son zamanlarda Oslo'yu da Paris'i de işlevsizleştirecek birçok karar aldı İsrail ve birçok uygulama içerisine girdi. Yani buradan elde edecekleri, Filistin yönetiminin elde ettiği gelirleri dahi El koydu ve önemli bir kısmına ve burada çok büyük bir problem var. Siz bunları anlatmazsanız bunların üzerinde durmazsanız ve hiç olmadığı şekilde Türk hükümetlerini Türkiye'yi dünya üzerinde de hani siz bir şey söylersiniz doğru olmayan bir bilgi daha sonra bu doğru olmayan bilgiyi alırlar başkaları yayarlar yayarlar yayarlar. Dün birdi bugün iki çekirge bir sıçrar iki sıçrar üçüncü de o çekirgenin hakkını. Gerekli sözle biz ifade ederiz. Doğrular bunlardır. İnanıp inanmamak size kalmış.